Herkese Münih'ten güzel bir günaydın. Şimdi dışarı çıkacağım. Nasıl geldim, nereleri gezeceğim onları anlatacağım size. Şöyle bir sokağımı göstereyim istedim. Yolculuk başlasın. Evet, sonunda vlogumu açabildim. Tabii ki şansımı bildiğiniz üzere bugün yağmurlu bir güne uyandım. Dün geldim Münih'e. Burada 10 gün kalacağım. Bir yandan da aslında çalışmaya devam edeceğim geldiğim süre içinde. Üniversiteden bir arkadaşım var, çok yakın arkadaşım. Yıllardır gelmeyi istiyordum. Yeni kısmet oldu. Benim için de böyle Schengen vizem bitmeden önce bir gezi olmuş olacak. Şimdi İngiliz Parkı diye bir yere yürüyorum. Yürürken de biraz size böyle Münih ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Münih, Berlin ve Hamburg'dan sonra Almanya'nın en büyük üçüncü kentiymiş. Bavyera eyaletinin en büyük şehri ve başkenti. Münih'in Almanca ismi München, eski dilde keşişlerin yeri anlamına geliyormuş. Bu nedenle Münih'in armasında bir rahip varmış. Bu arada keşiş de yaşamını manastırda geçirmiş, hiç evlenmemiş papaz demekmiş. Biliyorsunuz belki gelen vardır, buranın yaşam standartları yüksek. Eylül sonu Ekim başında binlerce turistin ziyaret ettiği Ekim Festivali var. Diğer ismiyle Oktoberfest. Tabii ki genel olarak Münih bir alayıyla bilinen bir yer. Bu arada ben Pegasus'tan biletimi yaklaşık 1500 TL'ye aldım. SunExpress'ten de dönüş biletimi aldım 2000 liraya. Yani benim buraya gidiş gelişim toplam 3500 lira tuttu. Tabii ki kalacak yere herhangi bir ücret vermeyeceğim. O yüzden bilgi veremiyorum. Biraz pahalı olduğunu duydum ama. Burası için Schengen vizesi kesinlikle gerekiyor. Schengen vizesi olmadan Münih'e gelemiyorsun. Şimdi İngiliz bahçesine geldim. Şöyle göstereyim, mükemmel bir yer. Selam. Hello. İngiliz bahçesine geldim. Buradan merkeze doğru gideceğim ama evimin yürüdüğüm mesafesinde İngiliz bahçesi olduğu için aslında buradan başlamak istedim. 385 hektarlık devasa bir şehir parkı. Dünyanın en büyük şehir içi parkları arasında ve 7000 kişi kapasitesine sahip bir bira bahçesi varmış içeride. Parkın içinde Çaynişer Turm diye bir yer var. Bira bahçesi olarak bahsetmiştim. Yazın bayağı bir kalabalık oluyormuş. Ama şu an hava yağmurlu olduğu için boş. Hadi yukarı çıkalım. Merkeze geldim. Merkezde bir protesto var ve ben ne olduğunu anlamadım. Size şöyle göstereceğim. Bayağı bir protestonun içinde kaldım yani. Herkes sokaklarda. Korona yazısı görüyorum. Onun dışında çok anlam veremedim. Bir gay pride gibi bir taraf var. Böyle savaş karşıtı bir protestoymuş bu arada. Şu an bayağı kaldım. Evet, şu an Marienplatz'dayım. Tam Münih'in merkezi. Aslında Münih'in kalbi ve ruhu diyebilirmişiz burası için. Orta Çağ olaylarını, Hitler dönemini ve modern Avrupa dönemlerini görmüş bir yer burası. Bu meydan çevresinde Münih'in tarihi yapıları var. Yani neredeyse çoğu, hatta arkamda da görüyorsunuz, burada konumlanmış bu çevrede. Şehrin kutlamaları, etkinlikleri, maç sonrası kutlamaları hepsi bu meydanda gerçekleşiyormuş. Şimdi o tarafa doğru gidiyorum. Şu karşıda gördüğünüz bina yeni belediye binası. 19. yüzyıla ait detaylar varmış. Gotik tarzda yapılmış bir yer. Ve 85 metre uzunluğundaymış burası. 85 metrelik saat kulesi buranın en meşhur yeriymiş. Ortada bir yer var, yakınlaştırmaya çalışayım size. Burada böyle saat başı işte gösteriler oluyormuş. Belediye binasını gördük. Şimdi eski belediye binasına gideceğiz. Burası da 1874'e kadar belediyeye ev sahipliği yapmış. İkinci Dünya Savaşı'nda büyük bir hasar görmüş. Burası da neo gotik tarzda yapılmış bir yermiş. Şimdi size hemen gösteriyorum. Eski belediye binası. Altes diye geçiyor. Hemen yanında da bir metro durağı var.
St. Peter Kilisesi'ne gidiyoruz. Şöyle bir kule. Peterskirche diye geçiyor burası. Bu arada bu da hemen meydanın arkasında. Şehrin en eski ve görkemli dini yapılarından biri. Geçmişi 11. yüzyıla kadar dayanıyor. 305 basamaklı dar ve dik merdiveni tırmanırsanız muhteşem bir Münih manzarası görüyor musunuz? Ve çan kulesi 92 metreymiş. Çok tatlı. Bu ne? Ne güzel oturuyorsun. Marienplatz'ta devam ediyoruz. Bu arada yürürken hemen yanında Viktualienmarkt. Gerçekten okuma konusunda mükemmelim. Viktualienmarkt'a gidiyorum. Burası Almanya'nın en ünlü ve en büyük gıda pazarlarından bir tanesiymiş. Toplam 22 bin metrekareymiş buradaki alan. Yöresel lezzetler varmış. Pazar günleri kapalıymış. Ve gezmeye başlayalım. Böyle yemek alabileceğiniz dükkanlar var. Ayakta yemek yiyen insanlar var. Sevimli, tatlı bir yer. Kasap. Böyle balık kokuyor biraz. Bira içiyorlar. Genelde bu pazar yemek üzerine. Böyle kuyruklar var. Sosis var, bira var. Böyle şey videoları çeken insanlar var ya. Geldim şimdi. He. Ne oldu? Geldim şimdi. Adımımı attım. Arabalar durdu. Bu gıda pazarının içinde bir bira bahçesi var bu arada. Burası da bayağı ünlü bir yer. Şimdi sizlere yine bu meydanın yakınında Frauenkirche, yani aslında diğer isimleriyle Kadınlar Kilisesi ya da Meryem Ana Kilisesi olarak geçen kiliseye getirdim. Münih'in gotik mimari şaheserlerinden bir tanesiymiş. Orta Çağ Kilisesiymiş. 1400'lü yıllarda inşa edilmiş ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok harap olmuş ama restore edilmiş burası. Bugünün videonu şimdilik kapatıyorum ama gezdiğim yerleri eklemeye devam edeceğim. Çünkü hava çok soğuk. Hoşçakalın.